Geçenlerde kendimi performans sanatçısı Marina Abramovic'i, hatta özellikle de 1975 tarihli Sanat Güzel Olmalı, Sanatçı Güzel Olmalı isimli performansını düşünürken buldum. Bu performansta bir elinde tarak, bir elinde de fırçayla durmadan saçlarını tarayan Abramovic aynı zamanda bir mantrayı da tekrar ediyordu. Sanat güzel olmalı, sanatçı güzel olmalı. Art must be beautiful. Art must be beautiful. Bu eser akla bir sürü soru işareti getiriyor. 1970'li yıllarda bir sanatçının beklentileri, özellikle de kadın bir sanatçının beklentileri bugünkülerden farklı mıdır? Bir sanatçı ile imajı bir sanat eserinde ne kadar metalaştırılmalıdır? Bu videoda az önce Abramovic'ten duyduğumuz mantranın ilk kısmına, yani sanat güzel olmalıdır söylemine odaklanmak istiyorum. İngiliz şair John Keats'in "Güzellik doğruluktur, doğruluk ise güzellik" sözünü hatırlıyor olmalısınız. Ama ben her şeyin bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Sanat güzel olduğunda şüpheye düşüyorum. Bunun arkasında şeytani bir şeyler olmalı. Tüm bu güzelliğin gizlediği tuvalin arkasına saklanmış bir şeytan. Peki sizce sanat gerçekten güzelse neden şüpheye düşüyor olabilirim? Antik filozofların hemen hemen hepsi güzellik kavramını ele almış ve birçoğu şu sonuca varmış. Güzellik objektif olmalı, yani objenin kendisinde bulunmalı. Onu seyredenlerin tepkisinde değil. Plato güzelliğin formlar aleminde bulunduğunu ve eğer obje bu formlara uyuyorsa onu güzel bulabileceğimizi ileri sürmüştür. Aristo ise Poetika isimli eserinde güzellik kavramını düzene ve matematiğe dayandırır. Güzel olmak için canlı bir varlığın ve parçalardan oluşan her bir bütünün parçalarının sıralanmasında bir düzen olmalı der. Bu simetri ve proporsiyon olarak gözlemlenebilen bir durumdur. Ve her zaman olmamakla birlikte çoğu zaman matematiksel bir yaklaşımla altın oran gibi bir formüle bile dökülebilir. Tabii güzellikle karşılaşmanın bazı duygusal yönleri de vardı. Plotinus, güzelliğin ortaya çıkarması gereken ruh halinin hayretle karışık şaşkınlık gibi tatlı bir bela, haz veren özlem, aşk ve titreme hali olduğunu söylemiştir. İtalyan Rönesansı'nın, özellikle de Yunan ve Roma ekolüne hayranlık duyan sanatçıların da güzellik hakkında benzer görüşleri vardı. Onlar da sanat ve mimarinin güzel olması için kusursuz proporsiyonlara sahip olması, parçalarının düzgün bir sıralama ile armonik bir bütüne birleşmesi gerektiğini söylemişlerdir. Ve tarihin bu bölümünü ele aldığımızda güzel olan şeylerin iyi ya da ahlaklı olan şeylerle hemen hemen aynı kabul edildiklerini söyleyebiliriz. Tarih boyunca sadece Avrupa'dakiler değil, tüm kültürlerin güzellik hakkındaki farklı fikirleri olduklarını biliyoruz. Küresel bir tarihin izini sürmek ise çok zor. Çünkü bir şeyden zevk alma fikri farklı kültürlerde çok farklı şekillerde ifade edilmiştir. Farklı lisanlarda güzellik kavramı hakkındaki analoglara göz atacak olursak, Tang Hanedanlığı döneminde ressam Zhe, Çin resminin 6 prensibi olduğundan ve bunların ilkinin bir sanat eserinde ruhani rezonans ya da yaşam enerjisi bulunması gerektiği fikrinden bahsetmiştir. Güzellik kavramı fazlasıyla muğlak olsa da estetiğin sınırlarının daha net çizildiğini söylemek mümkün. Estetik terimi ilk kez 1735'te Baumgarten'ın, Yunan filozoflarının noeta, yani mantıkla anlaşılabilecek düşünce objeleriyle aistheta, yani duyular aracılığıyla anlaşılabilecek objeleri nasıl ayırdıkları hakkında yazdığı makale ile ortaya çıktı. Ona göre estetik algı bilimiydi. Ama 19. yüzyıla kadar Kant ve meslektaşları dışında bu fikirleri bir adım öteye taşıyan başka kimse olmadı. Kant, estetiğin bir bilim olamayacağı, güzelliğin ise asla ispatlanamayacağı konusunda ısrarcıydı. Kant'a göre yargı kabiliyetimiz ya da kritik yapabilmemiz güzelliği deneyimlememize olanak sağlıyordu. Ve bu yaklaşım bizi güzelliğin nesnenin dışında yer aldığı ve ona bakan insanın deneyiminin asıl olduğu gibi bir noktaya getiriyor. Aşağı yukarı bu dönemde sanat tarihinin babası olarak da kabul edilen Winckelmann, güzelliğin tanımlanabilir bir şey değil, sadece
derin ve tutarlı gözlemle keşfedilebilecek bir şey olduğunu ileri sürdü. Güzellik yine burada da bizim deneyimimizin bir parçası. Yani deneyimlediğimiz şeyin kendisiyle bir alakası yok. Winckelmann, sanat eserlerini incelerken kullanmak için bir kural bile belirlemişti. Esere bakmayı bir güzellik bulana kadar bırakmayacaktı. Bunların yanında Hegel'den de söz etmemiz lazım. Hegel de birçok diğer düşünür gibi güzelliğin objektif, başka bir deyişle organik olarak bir araya gelen şeylerin armonisi olduğunu söylemiş ama diğer yandan güzelliğin süjeyle bir ilgisi olduğunu da ileri sürmüştü. Ona göre gerçek sanat, serbest ruha duyusal ifadeler sunmalı ve bu serbest ruhu izleyiciler için anlaşılır bir hale getirmelidir. Hegel, sanat kendimiz hakkındaki doğruları görmemize yardımcı olursa güzeldir demiştir. Bunun son derece çekici bir fikir olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Hegel bu fikri sadece antik Yunan heykelleri için ortaya atmıştı. Tarihi bir kenara bırakacağım ama son olarak bir de Hume'dan bahsetmemiz lazım. Çünkü Hume'un bu konuda son derece mantıklı bir çıkarımda bulunduğunu düşünüyorum. Hatta bunu bir tişörtün üstüne bastırmayı bile düşündüm. Güzellik, nesnelerin kendilerinde bulunan bir özellik değildir. Onları dikkatle izleyen zihinde yer alır ve her zihin güzelliği farklı şekillerde algılar. Hatta biri, bir başkasının deforme olarak algıladığı bir şeyde güzellik bulabilir. Her birey başkalarının duygularını düzenliyor gibi görünmek yerine kendi duygularına razı gelmelidir. Her ne kadar bu fikri sevsem de Hume ve arkadaşları güzelliğin sübjektif olması fikrinden pek de hoşlanmamışlardı. Çünkü güzellik göreceli olduğunda önemini yitiriyordu. Önemsiz bir kavrama dönüşüyordu. Halbuki güzellik her zaman olduğu gibi bugün de hayatımızda öneme sahiptir, öyle değil mi? Andy Warhol, bundan 200 sene sonra, eğer herkes güzel değilse kimse güzel değildir demiştir. Ve bu tüm insanlar için iyi bir haber. Düşünsenize, herkes güzel. Antik Yunan, güzelliği genelde erkek formlarında tanımlamış ve bu ekolün 19. yüzyıla kadar güzelliğin kadın formlarıyla pek de bir ilişkisi olmamış. Güzellikle ilgili şüphelerim de kültür endüstrisinin de çok büyük rolü olduğunu söyleyebilirim. Burada, 1944'te, Adorno ve Horkheimer tarafından ortaya atılmış bir fikri kullanacağım. Kültür endüstrisi fikri, geç dönem kapitalist fenomeni olan, aralarında filmlerin, dergilerin, müzik ve radyonun da bulunduğu tüm kültürel malların, kitlelerin eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandıklarını iddia eder. Kültür endüstrisini kritik eden birçok feminist düşünür de vardır. 1975'te Laura Mulvey, görsel zevki ya da güzelliği incelemenin onu yok ettiği söyleniyor. Bu makalenin amacı da budur, demiştir. Bundan sonra da cinsiyet dengesizliğiyle yönetilen bir dünyada görmeden alınan zevk, aktif erkek ve pasif kadın şeklinde ikiye ayrılmıştır. Belirleyici erkek, kadın formu üzerinde fantezileştirdiği projelere gözünü diker ve olaylar bu şekilde gelişir. Kadınlara geleneksel teşhirci rollerinde hem bakılır, hem de kadınlar bu şekilde temsil edilir. Görünüşleri etkileyici, görsel ve erotik etkilerle kodlanmış kadınlar ortaya bakılabilir olma kavramını çıkarırlar. Sanatı deneyimlerken şüphelerimi güçlendiren şey, işte tam da bu bakılabilir olma durumu. Sanatta gördüğüm objelerin arkasında ne gibi bir mantık ve kodlama var? Mesela bir kadın ya da güzelliğiyle beni baştan çıkaran bir gün batımı manzarası olsun. Postmodern dönemde her şeyi sorgulamamız gerektiğini öğrendik. Güzel olan bir şey sizi lastik ayakkabı almak için cezbedebilir. Son yüzyılda sanatçılar ve sanatseverler gözünde geleneksel batı güzellik ideallerinde bir düşüş gözlemliyoruz. Sonuç olarak da dünyanın herhangi bir yerindeki müzede kafalarını kaşıyan insan manzaraları ile karşılaşıyoruz. Bu sonuç avantgard hareketlerin bir devamı olarak kabul edilebilir. Sanatçıların şoku, çirkin ve mekanik olan şeyleri resimlerine dahil etmeleri. Statikoya karşı tutumları, represif yapılar ve altın oran gibi kavramları da sadece bir oran olarak görmeleri. Dave Hickey, 1993'te yazdığı bir makalede bu güzellik yoksunluğuna değinmiş ve sanatçıların güzellik karşıtı argümanlarını da şu şekilde özetlemiştir. Güzel sanat satar. Eğer kendini sattırıyorsa olay puta tapınmak gibi bir hal alır.
eğer başka şeylerin satılmasını sağlıyorsa da baştan çıkarıcı bir reklamdır. Hiki bu sözleriyle putlaştırma ve reklamın da sanat olduğu fikrini ortaya atmış ve büyük sanat eserlerinin her zaman bu iki durumu içlerinde barındırdığını iddia etmiştir. Sanat eserlerinin tarih boyunca onlara bakanları cezbettiğini ileri sürerek güzelliği savunmuştur. Güzel sanat eserleri ve görseller sadece bugün değil, uzun zamandır bize bir şeyleri satmak için kullanılıyor olabilir. İşin kötü yanı ise bu yaklaşımla kendimizi güzellikten yoksun bırakıyoruz. 1994'te Arthur Danto bizim çağımızın ahlaki bir gazap çağı olduğunu ileri sürmüştür. Ben bu çağın bugün hala devam ettiğini düşünüyorum. Arthur Danto, güzellik anlayışımızın bir ahlaki hassaslık durumu olduğunu söyler. Kathleen Mary Higgins, 1996'da insanlığın sefaleti bu haldeyken, estetik konforu lüksleştirmek hassasiyetsizlik olarak görülebilir. Ancak güzelliğin göz kamaştırıcı etkisi, sefil durumlarda bile hassasiyetimizi yeniden canlandırır diyerek Danto'ya cevap vermiştir. Güzellik sübjektif olup, sürekli değişen ve sosyal olarak belirlenmiş bir tanıma sahip olabilir. Ancak gerçektir. Aynen Elaine Scarron'in de söylediği gibi. Güzel şeylerin algımızı açmak ve dikkatimizi en üst düzeye çıkarmak amacıyla dünyanın her yerinde oraya buraya yerleştirilmiş olduklarını düşünüyorum. Sanatçılar içlerinde güzellik olan ya da sadece bizim algımız sayesinde güzel kabul edilen şeyler yaratmaya devam ediyorlar. Güzelliğin değerli olduğunu düşünüyorum. Ancak güzellik, sanatın değerli olan tek yönü değil. Bu çağlar süren güzellik arayışının tam bir özeti olmayabilir. Eminim atladığım çok şey var. Yine de size bir fikir vereceğine inanıyorum. Eğer sanatın güzel olması gerektiğini düşünenlerdenseniz, bu videodan sonra kafanızda bir soru işareti oluşmuş olabilir. Eğer siz de benim gibi güzelliğe şüpheyle yaklaşanlardansanız, bu videoda işinize yarayacak daha fazla fikir edinmiş ve şüphenin sanattan hoşlanmama durumu için geçerli olduğu fikrini de mutlaka değerlendirmişsinizdir. Suçlamak ya da bağışlamak yerine güzelliği belki de ait olduğu yere koymalıyız. Bu sayede saklamaya çalıştıkları ya da dikkatimizi dağıtmak istedikleri zamanları anlayabilir ve onları olduğu gibi kabul edebiliriz. Bu konuları düşünmeye ve sorgulamaya devam edelim ve Hume'un her birey başkalarının duygularını düzenliyor gibi görünmek yerine kendi duygularına razı gelmelidir sözünü de aklımızdan çıkarmayalım.